Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Bugün 11-20 arası sayıları işleyeceğiz. Sayfa numaramız 238. sayfadayız. Evet, dikkat edelim. Müzekkerde ve müenneste, eğer ona kadar sayıları öğrenmişsek, bakın, ehade aşara, aşara neydi? 10. Ehade aşara, 11. İsna aşara, 12. Yalnız dikkat, 2'de biz isnani diyorduk, değil mi? Burada nunu eksik. İsna aşara, 12. Müenneslerine bakalım. İhda aşarate, müenneste 11. İsneta aşarate, müenneste 12. Evet, tekrar dönelim arkadaşlar. Selase aşara, 13. Erba'a aşara, 14. Hamse aşara, 15. Sitte aşara, 16. Seb'a aşara, 17. Semaniye aşara, 18. Tis'a aşara, 19. İşrune, 20. Biri T'li, biri T'siz. Tam tersi, bakın. Müzekkerde T'liler geliyor ters olarak, müenneste T'sizler geliyor ilk sayılarda. Aşaralar, müenneste T'li, müzekkerde T'siz. Bir sonraki ekrana alıyoruz. Bunları arkadaşlar sayabilmeliyiz. Yani bir daha hatırlayalım. Vahid 1, İsnani 2, Selase 3, Erba 4, Hamse 5, Sitte 6, Seb'a 7, Semaniye 8, Tis'a 9, Aşara 10. Sonra Ehade Aşara 11, İsna Aşara 12, Selase Aşara 13, Erba Aşara 14, Hamse Aşara 15, Sitte Aşara 16, Seb'a Aşara 17, Semaniye Aşara 18, Tis'a Aşara 19, İşrune 20. Evet, 11 sayısında ehadün kelimesinin müennesi ihda, ona dikkat ediyoruz. İhda aşara, müennes olarak 11, ehade aşara, müzekker olarak 11. Yani bunları karıştırmayalım. 12'nin müzekkerlerinde buraya dikkat edelim. Böyle bir şey var, hani 1 ile 2 farklıydı, 3'ten 10'a kadar farklıydı ya. 1 ile 2 özel bir durumu vardı. 12'nin müzekkerinde her iki sayıda ta'siz geliyor. Bakın isna aşara. Müennesinde her iki sayısı da t'li geliyor. İsne ta aşarete. Evet, 11-20 arasında madut, yani sayılan şeyler arkadaşlar dikkat, 3 ile 10'dan farklı yani. Hem nekra gelecek hem de fetha tenvinli olarak gelecek. Şey müzekkerse sayı da müzekker, müennesse sayı da müennes olacak. Tekil üstün tenvin. Dikkat. Nasıl gelecek arkadaşlar? Gelen sayılan şey, yani kısacası tekil üstün tenvinde. 11-19 arasındaki rakamlar arkadaşlar, böyle de bir durumu var. Ne kadar kural var sayılara has bir şey. Diyoruz her zaman Allah rızası için, Kur'an'ı anlamak için, değil mi? Bunların her birisini rahatça öğrenebilecek beynimizi, kabiliyetimizi vermiş Cenab-ı Hak. 11-19 arası rakamlar 12'nin nasb ve cer hali dışında, yani 12 biliyorsun sinetta, değil mi? Sinettey, efendim, nasb ve cer hali dışında fetha üzere mebni olacak. Bir sonraki ekran daha rahat görmemiz açısından örneklere ben dikkat etmemizi rica ediyorum. Bakalım arkadaşlar. Ehade aşara beyten. Ehade aşara 11 ev. Bakın sayılan şey, yani madud, tekil ve üstün tenvinli. Ehade aşara beyten. 11 ev. Eğer müennesini yaparsak ehade kullanmayacağız. Ne kullanacağız? İhda. Bu sefer her ikisi de bakın. İhda aşarate medineten. Arkadaşlar. 11 şehir. Diyelim ki inne geldi. İnne, kendinden sonraki mesela üstün yapar aslında. İnne ahade aşara
beyten görüyorsunuz. 11 ev, gerçekten 11 ev, böyle bir cümle kurduğumuzu düşünüyorum. Ama müennes olsa inne ihta aşarate medineten. 11 evden diyeceğiz. Hani demiştik ya, sayılar 12 hariç 11'den 19'a kadar daima sayılar da üstün temin, yani üstün olarak geliyor. Fetha üzere mebni, yani değişmiyor. Bakın mesela min, min harfi cer değil mi? Kendinden sonrası esra olmaz mı? Ama 11-19 arası sayılar fetha üzere mebnidir. Harekelerini ne yapmazlar? Değiştirmezler. Efendim? Bu tarzda sayılara has fetha üzere mebni deniliyor. Gayrimüsarif değil de fetha üzere mebni deniliyor. Min ehade aşara beyten. Bakın 11 evden diyorsun. Efendim? Aynı şey müennese bakalım. Min ihda aşarate medineten. Gene 11 şehir, evden. Şehirden. Pardon, şehirden. Evet, evet. İsna aşara 12. İsna aşara beyten 12 ev. Müennesine bakarsak isneta aşarate medineten 12 şehir. Müennes olduğu zaman müennes sayıyı getiriyoruz. İnneli kullanırsak gene innes İsney aşara beyten. İnne çünkü kendinden sonrakini üstün yapar. İsnane değil de isney. İsney aşara beyten. Biliyorsunuz nun düşüyordu ya. Hani isna aşara diyorduk ötre hali. İsney aşara üstün ve esra hali. Burada inneden sonra gelen kelime üstün olduğu için isney. İsna değil mi? Evet. İnne, mesela müennesi inne isnetey aşarate medineten. Burada isney, burada isnetey. Müennes olduğu için. Gene bakın harfi cerden sonra gelince gene istifini bozmuyor. Min isney aşara beyten 12 evden görürsün. Aşara harfi cer olmasına rağmen. Min isnetey aşarate medineten 12 şehirden. Bir sonraki ekranı alıyoruz. Evet arkadaşlar 19'a kadar böyle sayılar fetha üzere mebni. Efendim selasete aşara beyten 13 ev. Mesela inneden sonra geldi. İnne selasete aşara beyten gerçekten 13 ev. Diyelim ki min harfi ceri geldi. Gene aynı min selasete aşara beyten 13 evden. Müenneslerine bakalım. Selase aşarete medineten. Dikkat ediyor musunuz arkadaşlar? T'li T'li 3. Yani 3 ile 10 arası hani sayılan şeyde bakın. Burası T'li ise şu 3 kısmı T'siz oluyordu. Hatırladık mı? Evet. Selase ama bu kısımda T var. Aşarete de T var. Selase aşarete medineten ama sayıların hepsi üstün. Fetha üzere mebni. İnne selase aşarete medineten. O gerçekten 13 şehir. Min'den sonra bile gelse üstünlü bakın. Min selase aşarete medineten. 13 şehirden. Mesela 11 kalem satın aldım diyeceğiz. İşteraytu satın aldım. Ehade aşara kalemen. 11 kalem satın aldım. 11 kız öğrenci geldi diyeceğiz. Caet ihta aşarate tilmizeten. Sayılan şey tekil, üstün terminli. Dikkat, iştera. İştera satın aldı demek. İştera ammi, amcam satın aldı. Erbaate aşara kitaben. 14 kitap satın aldı. Lil medreseti okul için. 14 kitap satın aldı. Ekran değiştiriyoruz. Evet. Arkadaşlar bu aşara kelimesi tek olduğu zaman şın harfi cezimli okunur. Aşara. Bakalım. Yani sadece onlu söyleyeceksek. Yani aşru benatin. Hani 13-14 demiyoruz da. Sadece 10. Aşru benatin 10 kız. İşte aşratu evladin 10 çocuk olarak söylenir. Ama 11-19 arası sayılarda şın harfi fethalı. Aşara. Aşara, evet. Mesela bakalım. Erbaate
Aşara yevmen. 14 gün diyoruz. Aşara arkadaşlar. Aşra değil de aşara. 10 tek olduğu zaman aş diye şın cezim alıyor. Hamse aşarete leyleten. 15 gece. Dikkat. Leyleten. T'liye 3 ile 10 arasındaki T'siz geliyor. Ama aşarası T'li.